Siyaset gündeminin birinci sırasında yer alan Libya birçok yönüyle merak konusu oldu. Libya nerede, nüfusu kaçtır, tarihi nasıldır, Türkiye ile ilişkisi nedir gibi soruların cevabı ve gündemdeki Libya tezkeresi hakkında merak edilen şeyleri kısaca size anlatmak istiyorum. Libya, Akdeniz kıyısında bir Kuzey Afrika ülkesidir. Başkenti Trablus'tur. Kapladığı alan bakımından Afrika'nın dördüncü büyük ülkesidir. Nüfusu 7,5 milyon kadardır. Birçok medeniyete beşiklik eden Libya'yı Berberiler, Fenikeliler, Romalılar, Bizanslılar, Yahudiler, Araplar, Türkler ve Avrupalılar yurt edinmişlerdir. Ülke topraklarının onda çöllerle kaplıdır. Libya'da kıyıdaki dar bir kıyı şeridinde Akdeniz iklimi görülürken, çok geniş alanlarda çöl iklimi görülür. Yeryüzünde şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklığa bu ülkede rastlanılmıştır. 1922 yılında termometreler gölgede 58 dereceyi göstermiştir ki bu meteorolojik rekora başka hiçbir ülkede rastlanmamıştır. Akarsular bakımından fakirdir. Nüfusun %90'ından fazlası kıyı kesiminde toplanmıştır ülke nüfusunun %97'si Müslümandır. İslam fetih hareketlerinden sonra Berberilerin bir kısmı dağlara ve çöllere çekilerek hem asıllarını hem dillerini kururken bir kısmı da zamanla giyimlerini, adetlerini ve dillerini terk edip Araplaşmışlardır. Resmi dilleri Arapçadır. İtalyan esaretini yaşamış yaşlıların büyük çoğunluğu İtalyanca bilmektedir. Ülkenin %20'si ise berberi dilini konuşmaktadır. Zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir. Para birimi Libya dinarıdır. Bir Libya dinarı 4,24 Türk lirasına eşittir. Büyük şehirleri Bingazi, Tobruk, Fizan, Mistare ve Sabadır. Bu bilgilerden sonra şimdi Libya'nın bizimle olan ilişkisini kısaca anlatalım. 16. yüzyılın ortalarında o zamanki ismiyle Trablusgarp yani Libya Osmanlı Devleti'nin idaresine girdi. Bu arada Osmanlı'da sürgün yeri olarak bilinen Fizan bu kızgın çöllerin ortasında bir vahadır. Libya 400 yıl Osmanlı adaleti ve idaresi altında huzur ve refah içinde yaşadı. Osmanlı Devleti'ne bağlı ayrı bir ildi. Osmanlı Padişahı'nın tayin ettiği valilerce idare edilir ve her yıl devlete vergi verirdi. 1900'lerin başında İtalya buraya göz dikti. Ham madde arayışı ve İtalya'ya yakın olması ayrıca Osmanlı Devleti'nin Karp'ı savunacak gücünün olmaması burayı çok cazip kılıyordu. İngilizlere ve Fransızlara burayı kaptırmak istemiyordu. 1911'de Libya'nın liman şehirlerini bombalayan İtalya savaş başlattı. Tarihte ilk defa uçakla bombardımanın yapıldığı bu savaşta İtalyanlar iç kısımlara giremedi. Sahilde sıkışıp kaldılar. Osmanlı Devleti bu sıralarda zor durumdaydı. İtalyanlarla bir savaşa girersek Balkan Devletleri bunu fırsat bilip bize saldıracaktı. Bu yüzden Osmanlı işi barış yoluyla çözmenin yollarını arıyordu. Fakat bir yandan da genç subaylarını Libya'ya gönderip halkı direniş için örgütlemeye başlamıştı. Albay Neşet Paşa, Kurmay Binbaşı Ali Fethi Okyar, Yüzbaşı Nuri Cönker, Enver Paşa, Yüzbaşı Mustafa Kemal Atatürk, Süleyman Askeri ve Eşref Kuşçubaşı gibi birçok isim gizlice Libya'ya gittiler. Başarılı savunmayla İtalyanlar sahil boyuna hapsedildi. İtalyanlar işgalde başarılı olamayınca Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak ve masa başında Trablusgarp'ı almak için Ege Denizi'nde bulunan adaları işgal etti. Osmanlı Devleti ise her an başlaması muhtemel Balkan Savaşı'nın dikkate alarak İtalyanlarla anlaşma imzalamak zorunda kaldı. 1912'de Uşi Anlaşması imzalandı. Libya İtalya'ya bırakıldı. Yapılan anlaşmada dikkat çeken bir madde daha vardı. Osmanlı Devleti İtalyanların 12 adada bir süre daha işgalci olarak kalmasını istedi. Böylece Balkan Savaşı sırasında muhtemel Yunan işgalinin önüne geçilecekti. Ancak her şey planlandığı gibi gitmedi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı Devleti yenildi. 1923 yılında Lozan Antlaşması ile adalar İtalya'ya bırakıldı. Fakat 2. Dünya Savaşı'nın sonunda adalar bir şekilde Yunanlılara verildi. Aslında adalar konusunda daha fazla bahsetmek istediğim şeyler var ama asıl konumuz olan Libya'dan ayrılmayalım. Kendi dertleriyle uğraşan Osmanlı buraya yardım gönderemedi. Bu sırada Libya'da halk ülkeleri için direnişe geçti. İtalyanları geçici bir süre durdurdular. Fakat galip gelemediler. İtalyanlara karşı sergilediği destansı direnişle dünya çapında sembol bir isme dönüşen çöl aslanı lakaplı Ömer Muhtar'ın 16 Eylül 1931 yılında idam edilişiyle son direnişte bitti. Yerli halk çölde tel örgülerle çevrili toplama kamplarına toplandı. On binlerce kişi öldü. Libya, İtalya'nın ana vatanı ilan edildi. İlk etapta 30 bin İtalyan Libya'daki verimli topraklara yerleştirildi. İnanılmaz zulümler yapıldı. İkinci Dünya Savaşı başladığında Afrika'daki çatışmaların büyük kısmı bu topraklarda cereyan etti. Ülke baştan başa harap oldu. Halk bir defa daha büyük sıkıntılar çekti. Savaşın sonunda İtalyan ve Alman kuvvetleri yenilince İtalyanlar buradan kaçtı. Barış anlaşmaları imzalanıncaya kadar burası Fransızlara bırakıldı. Bu sırada Türkiye de olaylara dahil oldu. Libya'nın bağımsız olmasını istedi ve bunu savundu. Birçok görüşme ve tartışmanın ardından 1951 yılında Kral İdris Libya'da devlet kurduğunu ilan etti. O sırada dünyanın en fakir ülkesi ilan edilen Libya, İngiltere ve Amerika'ya 1954 anlaşmalarıyla verdiği askeri üslerin tazminatı ile yaşamak durumundaydı. Bu esnada Arap Birliği'ne üye olmuştu. Fakat hem güçsüzlüğü hem Batı dünyasına bağımlılığı sebebiyle bir varlık gösteremedi. 1959'da çok zengin petrol yataklarının bulunması ülkenin kaderini değiştirdi. O vakte kadar varlığını önemsemeyen devletler birden Libya'yı dikkate almaya başladı. 1 Eylül 1969'da Kral İdris'in Türkiye'de bulunduğu bir sırada Libya'da bir darbeyle krallık yıkıldı. Genç subaylar iktidarı ele geçirdiler. İhtilalin başı olan Albay Muammer Kaddafi başkan oldu ve ülkede hiçbir muhalefete izin vermedi. Muammer Kaddafi söz sahibi bir devlet olmak için çok çalıştı. Bu sırada birçok sıkıntı yaşadı. Bir ara Araplarla bir ara Amerika ile arası bozuldu. Libya'daki Amerika ve İngiltere ait üstleri kapattı. Amerika ile karşılıklı ticari misillemelerin ardından 1986'da Amerikan uçakları Trablusgarp ve Bingazi'yi bombaladı. Fakat bu saldırı Kaddafi'nin ülke içerisinde yerini daha da güçlendirdi. İşte bu karışık zamanda şu an gündemimizi işgal eden Kaddafi'nin de sağ kolu olan Hafter sahneye çıktı. Hafter, Kral İdris'in devrilmesinde Kaddafi'ye yardım etmişti. Kaddafi'nin en güvendiği isimlerden biriydi. Kaddafi başa geçince onu Genel Kurmay Başkanı yapmıştı. 1986 yılında Fransa'nın desteklediği çat güçleriyle çatışan Libya yenildi. 1987'de Hafter ve askerler esir düştü. Kaddafi askerlerini geri çekti. Hafter'e sırtını döndü ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Hafter askerlerin esir düşmesine neden olduğu ve ordusunun yüzüstü bıraktığı gerekçesiyle ihanetle suçlandı. Yıllarca hapis yattıktan sonra 1990 yılında Amerika'yı sürgüne gitti. Burada CIA ile işbirliği yaptığı söylenmeye başlandı. Libya'nın Türkiye ile ilişkilerine gelecek olursak şu şekildeydi. Libya'nın Türkiye ile ilişkileri önceleri zayıftı. Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs'a askeri müdahalesiyle iki ülke arasında bir yakınlaşma dönemi başladı. Kıbrıs harekatını Müslümanların savunması olarak algılayan Kaddafi Türkiye'ye askeri yardımda bulundu. Bu harekatın bir işgal olduğunu ileri süren İngiltere, Amerika ve Rusya gibi büyük devletler Türkiye'ye karşı tavır takındılar. Amerika 1975'te Türkiye'ye silah ambargosu konulmasına karar verdi. İşte bu sırada Kaddafi Amerikan silahları ve uçak yakıtı rezervlerini Türkiye'nin kullanımına sundu. Ayrıca savaş uçaklarını ve füzelerini de Türkiye'nin hizmetine açtı. 1975'te İşbirliği ve ticaret anlaşması imzalayarak Türk firmalarına büyük ihaleler vermeye başladı. Türk teknisyen ve işçilerin çalışmasına imkan sağladı. Libya'daki Türk işçilerin sayısı 50 binlere kadar vardı. Sonrasında da Libya her konuda, her alanda Türkiye'ye yardım ve destekte bulunmaya devam etti. Kuzey Kıbrıs'ı ilk tanıyanlardan biri oldu. Fakat Türkiye yıllar sonra Kaddafi'ye acı bir şekilde teşekkür etti. Arap Baharı olarak bilinen halk ayaklanmasının ardından ülkeyi 42 yıl yöneten Muammer Kaddafi 2011 yılında devrildi. Bu sırada Türkiye aralarında Kaddafi'nin de bulunduğu 13 kişinin mal varlığını dondurdu. Türkiye'ye seyahat yasağı uygulanacak 18 Libya'nın ismi resmi gazetede yayımlandı. Kaddafi ile ailesinden 10 kişi giriş yasağı uygulanacaklar listesinde yer aldı. Muammer Kaddafi isyancılar tarafından memleketi Sirte'de yakalandı ve linç edildi. Bu linç sırasında halka evlatlarım ben sizin babanızım. Siz neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorsunuz. Bu yaptığımız haramdır. Haram nedir bilmiyor musunuz? Dediyse de fark etmedi ve isyancılar tarafından linç edilerek öldürüldü. Ülke o tarihten bu yana istikrara kavuşamadı. Çeşitli gruplar ülkeyi paylaştı ve birbiriyle savaşmaya başladı. İşte o vakit Amerika'da sürgündeki Haftar ülkesine geri döndü. Birleşmiş Milletler'in desteğiyle 2014'te bir seçim yapıldı ve Haftar güçlendi. Bu seçimden sonra ülke siyaseten ikiye bölündü. Şimdi bir tarafta General Halife Haftar'a e bağlı Libya Ulusal Ordusu var. Diğer tarafta da başkenti Trablus olan Ulusal Mutabakat Hükümeti Ülkede ortaya çıkan yüzlerce ilili ufaklı silahlı gruplar ve dış güçler bu bölünmüşlüğe göre pozisyon aldı. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin destek verdiği ulusal mutabakat hükümeti uluslararası alanda en çok desteklenen yönetim olarak varlığını sürdürürken General Hafter'i Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Fransa destekliyor. Rusya'nın da Hafter'le yakın ilişkisi olduğu biliniyor. Libya'da çatışmalar dış güçlerin askeri ve finansal desteğiyle sürüp gidiyor. Birleşmiş Milletler'e göre Libya'da çatışmalar nedeniyle sayısı tam olarak bilinmese de şu ana kadar binlerce kişi hayatını kaybetti. Bütün bu karışıklıkların içerisinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye'den deniz, kara ve hava askeri desteği talep etti. Libya'nın destek talep etmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'ya asker gönderme konusunda davet edildiğimiz yere gideriz, edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz demişti. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatı ile deniz güvenliği sağlanmıştı. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları konusunda Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, İsrail ve Mısır birbirine yaklaştı. Burada Türkiye'nin varlığını istemiyorlar. Türkiye ise Doğu Akdeniz'de kendi güvenliği ve Kıbrıs'ın güvenliğini düşündüğünü söylüyor. Bununla birlikte Libya ile tarihi ve kültürel bağlarımız söz konusu. Libya bize Osmanlı'nın yadigarı diyorlar. Libya'nın toprak bütünlüğünden, istikrarından ve barış ortamının tesis edilmesinden yanayız. Darbeci generalinin yanında yer almıyoruz. Bizler Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Libya'nın meşru hükümetinin yanında yer alıyoruz şeklinde hükümet kanadından açıklama yapılıyor. Libya tezkeresinin meclisten geçmesi durumunda askerimiz şu an karışık olan Libya'ya gidecek. İşte dilimiz döndüğünce size Libya'nın tarihini ve tezkere meselesini anlattım. Bir kez daha görüyoruz ki petrol ve doğalgaz savaşların ana nedeni olmaya devam ediyor. Bakalım Türkiye bu karışıklığı neresinde olacak ve tarih sahnesinde nasıl yer alacak yaşayıp göreceğiz.